Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilmesi, 31 Mart ayaklanması, Bosna ve Hersek'in işgali, Bulgaristan'ın bağımsızlık ilan etmesi, Yunanlıların her ne kadar gerçekleştiremeseler de Girit'i işgal ettiklerini açıklaması, Osmanlı için en büyük sonun başlangıcı olacaktı. Osmanlılar için tarihin bu son yıllarında varoluş mücadelesi başlayacak, tam bir karmaşa, tam bir kaos yılları yaşanacak, ancak milli duygular bu tarihten sonra en üst seviyeye çıkacaktır. İttihat ve Terakki'nin yönetimde söz sahibi olması ve yeni padişah Mehmet Reşad'ın saltanatının başladığı ilk yıllardaki en önemli meseleler isyanlar olmuştu. Yemen'de isyan vardı. Suriye'de isyan vardı. Ama en büyük isyan hareketleri Arnavutluk'ta başlamıştı. Diğer önemli bir dış olay ise İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmek için gizli veya açık birçok faaliyette bulunması ve gizli veya açık bir takım Avrupa devletleriyle olan anlaşmaları oldu. Arnavutlar 2. Meşrutiyet ilan edilmeden önce de bir takım isyanlar çıkarmışlardı. Ancak bu isyanlar son isyanlar kadar bağımsızlık derecesinde olmamıştı. Arnavutlar çıkardıkları isyanlarda silahlı direnişte dahi bulunmuşlardı ve İngiltere'nin gözü bu direnişe takılmıştı. İngiltere, Balkanlarda nüfuz elde edebilmek için İstanbul'daki elçisi aracılığıyla Arnavutluk adına bağımsızlık çağrısı yapmaya başlamışlardı. 2. Abdülhamid zamanında aldığı bir takım tedbirlerle şimdilik Arnavutluğun Osmanlı idaresinde kalmasını sağlamıştı. Meşrutiyetin ilanıyla 1913 Balkan Savaşları arasında Arnavutluk'ta 4 yılda 4 defa isyan çıktı. İsyanlar bazen zor da olsa askeri kuvvetleriyle bastırıldı. Hatta Sultan Mehmet Reşad, Balkanlardaki halkı ile buluşmak için 1911 yılında Selanik, Manastır ve Kosova seyahatlerine çıktı. Bu seyahat buradaki halkın sevgi gösterisine sebep oldu. Ve 16 Haziran 1911 günü ise Kosova Ovası'nda Sultan 1. Murat Hüdavendigar'ın Kosova Muharebesi'nde şehit düştüğü yerde 100 bin kişiyle cuma namazını kıldığı kayıtlara geçti. Bu seyahat Osmanlıların Balkanlara yaptığı son seyahat olarak hüzünlü bir şekilde tarihe geçti. Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp, payitahta uzaklığı sebebiyle artık düzgün bir şekilde yönetilemiyordu. 2. Abdülhamid saltanatı sırasında muhaliflerini Trablusgarp'a, genelde Fizan'a gönderirdi. O zamanlar Trablusgarp'ın varlığı hatırlanırdı. Ancak İtalya burasını sömürge haline getirmek için fırsat kolluyordu. Bu yıllarda Avrupalı devletler birbirleriyle sömürge yarışına girmişler, gizli bir şekilde aralarında ittifak kurmuşlar veya toprak paylaşmışlardı. Tabii ki bu paylaşımlardan Osmanlı Devleti de nasibini alıyordu. Sömürgeciliğin bir numarası İngiltere, Afrika'da birçok yeri tutmuş, Fransa ise İtalya'nın gözü olduğu her yere yerleşmişti. Şimdi Afrika'da Osmanlı toprağı olarak bir Trablusgarp kalmıştı ki İtalya açıkça burasını kendisine istemişti. İtalyanların geçmişte esasen gözü Tunus'taydı ki burasını Fransa onlardan önce kapmıştı. Sonra İtalya'nın gözü Mısır'daydı ancak burasını da İngiltere kaptı. Süveyş kanalı dolayısıyla İtalya'nın buraya almaya o yıllarda gücü zaten yetmezdi. 2. Abdülhamid devrinde Trablusgarp'ı İtalyanlardan korumak için Fransa ile bir antlaşma yapılmak istendi. Said Paşa bunun için Fransa'da zemin hazırlamak istediyse de sonuçta bir antlaşma gerçekleşmedi. Said Paşa hatıralarında söylediği üzere Trablusgarp'ın savunmasının çok zor olduğunu, çünkü Osmanlı donanmasının kötü durumda olduğunu, Trablusgarp'ın ancak milletler arası politika ile savunulabileceğini söylemişti. İtalya, Avrupa devletleriyle yıllardır Trablusgarp'ı işgal etmek için zemin hazırladı. Birçok Avrupa devletiyle antlaşmalar yaptı.
Son olarak da 1909 yılında İtalya Kralı ile Rusya Çarı arasında antlaşma yapıldı. Rusya da İtalya'nın Trablusgarp'taki varlığını destekleyeceğini bildirdi. Fransa da bu yıllarda gözünü Fas'a dikmiş ve İtalyanlar için artık diplomasi alanında her şey hazır gibiydi. Zaten yıllardır Trablusgarp'taki İtalyan varlığı ve Roma Bankası bulunuyordu. Buradaki İtalyan varlığı da yavaş yavaş sömürge zeminini hazırlamıştı. Ayrıca Fransızların Fas'ı işgale hazırlanması artık İtalyan halkında da huzursuzluk yaratmış, İtalya'nın sömürge yarışında hiçbir varlık elde edemeyeceğini düşünmeye başlamışlar ve protesto ediyorlardı. Roma'da bulunan Türk askeri ateşesi İtalyanların askeri hazırlıkta bulunduklarını payitahta bildirdi. Sadrazam Hakkı Paşa hükümeti ise bu durumda miskince davranmış ve devletler arası hukukla bu tehdidi önleyeceğini düşünerek rahat davranıyordu. Hatta Hakkı Paşa o kadar umursamadı ki durumu, İtalyan elçileriyle İstanbul'da poker partileri düzenliyordu. Almanlar durumun ciddiyetini hükümete bildirmiş, sessiz bir şekilde Trablusgarp'a asker gönderin tavsiyesinde bulunmuştu. Çünkü Almanlar ileride müttefik olarak buradan faydalanabilirlerdi. 23 Eylül'de İtalyanlar ilk notayı gönderirken Osmanlılar 26 Eylül'de bu notayı reddettiler. İstanbul, İtalyanların hala sadece blöf yapma peşinde olduğunu düşünüp gevşek davranırken 28 Eylül'de İtalyanlardan sert bir nota daha geldi. İtalyan hükümeti Trablusgarp ve Bingazi'yi işgal etmeye karar vermiştir. Osmanlı hükümetinden bu işgale karşı direnme gösterilmemesi için görevlilere gerekli emirlerin verilmesini ister. Hakkı Paşa buz kesti. İtalyanların hiç bu kadar ileriye gideceğini düşünmüyordu. Hatta ertesi gün kendi ağzıyla itiraf etmişti ki, "Eski dönemde sadrazam olsaydım bugün kellem vurulurdu," demişti. Bunun üzerine istifa etti ve İttihat ve Terakki'nin desteğiyle tekrar Said Paşa hükümeti kurdu. Ancak onun da yapabileceği fazla bir şey yoktu. Derhal İngiltere'ye telgraf çekti ve İtalyanların Trablusgarp'ı Mısır'ı İngiltere'nin yönettiği gibi yönetsin dedi ve aracı olmasını istedi. Ancak İngiltere'den gelen cevapta artık çok geç yazıyordu. Mahmut Şevket Paşa da Alman elçisine gittiğinde Almanlar da İtalyanlara karşı çıkamayacaklarını, ancak Osmanlı Devleti'nin şanına yakışır bir şekilde Trablusgarp'ın savunulmasını tavsiye etti. Bu defa da padişah bizzat Almanya ve İngiltere'ye yardım çağrısında bulunduysa da geri dönüş olumlu olmadı ve ultimatomun süresi bitti. Ve İtalyanlar resmen Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler. Trablusgarp adeta kendi halindeydi ve asker sayısı azdı. 29 Eylül'de İtalyanlar harekete geçti. ...30 Eylül'de kıyıların ablukası gerçekleşti. 3 Ekim'de Trablus'a teslim olma çağrısı yapıldığında reddedilince bombardıman başladı. 7 Ekim'de Trablus işgal edildi. Ardından Homs ve Tomruk şehirleri de İtalyanların eline geçti. Bingazi ise şiddetli bir şekilde direndi ve İtalyanlar ilk anlarda buraya giremediyseler de birkaç gün sonra Bingazi'de düştü. İtalyanlar beklenilen üzere kıyı şeridini ele geçirdiler. Ancak sahil şeridinden içeriye ilerlemek istediler ve buralarda şiddetli bir direniş gerçekleşti. İtalyanlar adeta kıyılarda sıkışıp kaldı. Osmanlı payitahtı ne karadan ne denizden yardım edemiyordu. Donanma atıl bir durumdaydı ve karadan da İngilizler Mısır'da askerin önünü kesiyordu. İstanbul'da meclis toplanıyor, savaşın gidişatına karşı çare aranıyordu. İtalyan mallarına boykot uygulanması kararı alındı
ve İtalyanları ekonomik olarak vurmaya çalışacaklardı. İttihat ve Terakki Partisi'nin çoğu İtalya ile savaşmak fikrindeydi. Ancak imparatorluğun 1600 kilometre ilerideki bir toprağını savunacak gücü yoktu. Sait Paşa bin bir kapı gezerek İtalya ile savaşı barışçıl bir havada bitirmek istiyordu. Diğer taraftan Enver Bey, Mustafa Kemal Bey ve Fethi Bey fikir birliğine vardıktan sonra Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ile konuşarak gizli yollardan Trablusgarp'a gitmek istediklerini ve halkı ve gönüllüleri gerilla savaşına karşı hazırlamak istediklerini bildirdiler. Bunun üzerine Mısır'dan geçiş için gerekli gizlilikler ayarlandı ve Enver Bey bir halı tüccarı kılığında Hamdi takma adıyla, Mustafa Kemal Bey gazeteci Şerif adıyla hareket edecek ve diğer subaylar küçük küçük gruplarla gizlice Trablusgarp'a geçeceklerdi. Kıdemli yüzbaşı Mustafa Kemal Bey Derne kuvvetlerinin başına getirildi. Binbaşı Enver Bey Bingazi kuvvetlerinin başına ve buradaki bütün kuvvetlerin komutasına, kabilelerin gönüllü askerlerine Kuşçubaşı Eşref, diğer komuta kademelerinde Fethi Okyar, Süleyman Askeri gibi subaylar Trablusgarp'ta bulundular. Bu saydığımız komutanlar yerli halk ve gönüllü askerleri İtalyan ordusuna göz açtırmadı. İtalyanlar başta aldığı zaferlerden ileriye gidemediler. Sahilde çakılıp kaldılar. Hatta Mustafa Kemal Bey Derne'de bu savaşlarda gözünden yaralanmıştı. Bu başarılı savunmalar karşısında dünya kamuoyu Türkler lehinde yazılar yazmaya başladı. Hatta Amerikalılar bile Türklerin kahramanca savunmalarını yazmaya başladı. İtalyanlar Trablusgarp'ta sahil şeridinde çakılı kaldığını anlamışlardı. Trablusgarp'ın işgalinin başarıya ulaşamamasına karşın İtalyanlar savaşı Balkanlara kadar taşımaya karar verdi. Avusturya'nın İtalyanları Balkanlara bulaşmasını önlemesi üzerine Rodos ve 12 ada üzerine döndüler. Ayrıca İtalyan hükümeti İtalya'da kendi halkı tarafından da büyük bir baskı altında ve başarısızlıkla susluyorlardı. İtalyanlar Rodos ve 12 adaya kolayca sahip oldular. Bu adalardan sadece Rodos'ta bulunan 2000 asker çatışmaya girdi. 14.000 İtalyan askerine karşı uzun bir süre karşı koydularsa da başarılı olamayacağını anladıklarında Anadolu kıyılarına çekilmek zorunda kaldılar. Diğer adalarda zaten çoğunlukla Rumlar yaşıyordu. Onlar için değişen bir durum yoktu. İtalyan işgaline direnmediler. On iki adanın başarısı çok ciddi sayılmadı ve Osmanlı hükümetini bir an önce barışa zorlamak istiyorlardı. 18-19 Temmuz gecesi 8 savaş gemisi Çanakkale Boğazı'na dayandılar. İtalyanlar boğazdan geçip İstanbul önlerinde hükümeti teslim olmaya zorlayacaklardı. Plan buydu. İtalyan donanması boğaza girince Çanakkale'deki Türk bataryalarının ağır top atışına tutması sonucu geri çekilmek zorunda kaldılar. Tarihte Venedikliler zamanında nasıl Çanakkale'ye geçemediyseler, onlar gibi bugün İtalyanlar da buradan geri çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada Sait Paşa hükümeti istifa etti ve Ahmet Muhtar Paşa hükümeti kurdu. Trablusgarp'ta ümitlerin yeşermeye başladığı sırada Balkanlardan istihbarat yüklü bir şekilde gelmeye başladı. Balkan devletleri aralarında ittifak kurarak Osmanlı topraklarına saldırmak için anlaşmışlardı. Hükümet bunu duyunca İtalyanlar ile barış masasına oturmayı kabul etti. 17 Ağustos'ta resmi görüşmeler başladı. 15 Ekim 1912 günü İtalya ile Uşi Antlaşması imzalandı. İtalya 12 adadan çıkacak ve Trablusgarp İtalya'ya bırakılacaktı. Trablusgarp'ın dini işlerinden padişah sorumlu olacak ve adına hutbe okunmaya devam edecekti. Bu haber üzerine başta Enver Bey ve Mustafa Kemal Bey olmak üzere büyük öfke gösterdiler. Hatta İtalyanların
Trablusgarp'ta kutlama yapmasına izin vermediler ve çatışmalara devam ettilerse de Balkanlarda Balkan devletlerinin Osmanlı'ya karşı harekat başlatmaları üzerine büyük bir hüzün ile Trablusgarp'ı terk etmek zorunda kaldılar.